ben başımın çaresine bakarım. Merak etme. Bir zamanlar Yeşilçam'ın seyirciyi hem hüzünlendiren hem de güldüren çocuk yıldızları vardı. Yetim, öksüz olarak yer aldıkları hikayede fakir, gururlu ve mutlu halleriyle gönüllere dokunurlardı. Saf, masum ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandılar. Yıllar geçti, onlar büyüdü ama hafızalarda hep o çocuk halleriyle kaldılar. Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarının en ünlüsü ise Ömercik adıyla bilinen Ömer Dönmez'di. Sarı saçları, mavi gözleri, ağlamaklı masum halleriyle Türkiye onu çok sevdi. Ancak gerçek yaşamı filmleri gibi olmadı. Genç yaşta bir gözünü kaybetti. Trafik kazası geçirdi, kazandığı ne varsa uçup gitti. Hiç evlenmedi. Masal gibi başlayan hayatı zorluk içerisinde geçti. 61 yaşına geldiğinde ise hikayesi acı bir sonla nihayet erdi. Allah'a ısmarladık boncuk gözüm. Güle güle abla. Ağustos 1959'da Sakarya'da doğdu Ömer Dönmez. 3 kız kardeşi vardı. Ondan önce Yeşilçam'a adım atan Zeynep Değirmencioğlu ile teyze çocuklarıydı. Senarist eniştesi ondaki cevheri erken fark etti. Ses dergisinin Çocuk Yıldızlar yarışmasına katılmasını sağladı. İkinci seçilen Ömer Dönmez, Zeynep Değirmencioğlu'nun annesi, teyzesinin İstanbul'daki evine yerleşti. 1965'te daha 6 yaşındayken Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit'le Sevgim ve Gururum adlı filmde oynadı. Yıldızı bir anda parladı Ömer Dönmez'in. Sadece 1966'da 6 filmde oynadı. Sonraki yıllar dönemin yıldız çocuk oyuncusu, kuzeni Ayşecik'le beraber kamera karşısına geçti. Adı da Ömercik yapıldı. Birlikte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ayşecik ve Ömercik dizisi, Hayat Sevince Güzel, Özdeyiş ve Yuvanın Bekçileri gibi unutulmayan birçok filme imza attılar. Ailesi de İstanbul'a taşındı. Sinema için ortaokulda öğrenim hayatına da son verdi. Kabul edersen oğlun olabilirim seni. Sen evlat yokluğu çekiyorsun. Ben de baba. Size baba diyebilir miyim? Repliğiyle hafızalara kazınan Ömercik, 13 yılda 65 filmde rol aldı. Çocukluğu ona armağan gibiydi. Onun sayesinde küçük yaşta şöhret oldu, para kazandı. Ancak ne olduğunu anlamadan yıllar geçip gitti. Bir de 1970'lerin ortasında erotik furya Yeşilçam'ı ele geçirince birçok yıldız gibi o da sinemadan uzaklaştı. Zaten artık büyümüş, delikanlı olmuştu. Ömercik olarak devam etmesi imkansızdı. Kendi anlatımına göre iyi para da kazandı. O paralarla babasına 4 taksi aldı. İşletmeye başladılar. Kendisi de o taksilerle ilgileniyordu. Yine bir gün araçla uğraşırken hayatının hatasını yaptı. Bir taksinin kelebek camını tornavida ile tamir etmek isterken kayan tornavida gözüne saplandı. Yanında arkadaşları vardı. Acı içinde kıvranan Ömerciği bir arabayla hemen Cerrahpaşa Tıp Fakültesine götürdüler. Annesi, kız kardeşleri ve kuzeni Zeynep Değirmencioğlu haberi alır almaz hastaneye koştu. Ömer Dönmez ameliyat edildi ancak o kazanın bedelini ağır ödedi. Yeşilçam'ın genç yıldızı 17 yaşında bir gözünü kaybetti. Ömercik için perde bir daha açılmamak üzere kapandı o gün. Ömerciği o günlerde en çok üzen olaylardan birisi de Filiz Akın hariç Yeşilçam'dan kimsenin bir geçmiş olsun ziyaretine bile gitmemesiydi. Halbuki 65 filmde birlikte oynadığı yüzlerce kişiyle dost olmuştu. Böylece Yeşilçam'ın vefasızlığını erken tattı Ömercik. Bir gözünü kaybetmesi Ömer Dönmez'i çok etkiler, bunalıma girer. Yeşilçam'da jön olma hayali kurarken bu kaza nedeniyle sinema perdesi onun için bir anda kapanır. Aradan geçen zaman yarasına bir nebze ilaç olur. Hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışır. Sinema kariyeri bitince eniştesinin yanında Kapalı Çarşı'da konfeksiyon işine başlar. Orada terziliği öğrenir. Bir mesleğim oldu diye düşünür ancak talihsizlikler peşini bırakmaz. Motosikletten düşüp ayağını kırar. Yaklaşık 1,5 sene yatalak kalır. 1984'te gazeteciler yeniden kapısını çaldığında bir konfeksiyon atölyesinde overlockçuydu artık. Hayatı tepetaklak olmuştu. Daha birkaç yıl önce sinema yıldızıyken şimdi makine başında dikim yapıyordu. Ancak yine de dürüst ve açık sözlüydü, kimseyi suçlamıyordu. 35-40 bin liraya ev alınan bir zamanda film başı 30 bin lira alıyordum. O paraları ailecek yedik, arkası gelecek zannettik ama aldandık. Şimdi kiradayız diyordu.
Birkaç yılda Yeşilçam'dan kazandığı paralar suyunu çeker, aldığı taksiler satılır. Babası da emekli olur. Artık evin tüm yükü onun omuzlarındadır. Sürekli çok para kazandım ama yok oldu gitti diye hayıflanır Ömer Dönmez. Bir ara Avşa Adası'nda büfe açar, 4 yıl onu işletir. Hemen her gün filmleri televizyonlarda yayınlanan, milyonların gıptayla baktığı Ömercik, gerçek hayatta bir türlü tutunamaz. Tekrar İstanbul'a döner. Aklı hep 17 yaşında veda ettiği sinemada olsa da hayalleri maziye sıkışır kalır. Eski filmlerini izler, izledikçe de hüzünlenir. Ekmek parası için yolu yine kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'yla kesişir. 90'larda onun emlakçı dükkanında çalışır bir süre. Onu hatırlayan kanallar hakkında Feleğin Sillesi başlığıyla haber yaparlar. 90'lı yılların sonunda bir film ve iki dizide küçük rollerde daha oynadı. Onlardan biri de İkinci Bahar dizisindeki kuru yemişçi rolüydü. Bir zamanların Yeşilçam yıldızı artık ancak figüran gibi rollerde oynayabiliyordu. Yıllar sonra yazdığı kitapta başına gelenleri ve talihsizliğini bu sözlerle anlatacaktı. Gözümü kaybettiğim kazadan sonra beni Zeynep Değirmencioğlu ve Filiz Akın dışında kimse aramadı. Filiz ablayla da 70'li yıllardan bu yana görüşmedik. Hiç kimse aramadı, düşenin dostu olmuyor. Sinema vefasız, artık oluruna bıraktım. Kazalar olmasaydı belki sinemada jön olabilirdim. Aslında benim hayatımda bir Yeşilçam filmi gibi. Bir yönetmen çıksa hayatımı anlatan filmde oynayabilirim. Oynadığım filmlerde hep iyiler kazandı. Gerçek hayatta ben kaybettim. Sonraki yıllar hayatı daha da zorlaştı Ömer Dönmez'in. Yaşadıklarını... Hayatım, Tarık Akan ve Fatma Girik'le oynadığımız Solan Bir Yaprak Gibi filminin ismine benziyor diyerek anlatan Ömercik hiç evlenmedi. Filmleri hep ekranda olsa da 2000'li yılların başında iş bulamıyordu. Yakınlarının yardımıyla hayatını anlattığı Ömercik kitabının geliriyle ayakta durmaya çalışıyordu. İçerisinde bulunduğu durumu aslında benim hayatımda bir Yeşilçam filmi gibi. Bir yönetmen çıksa hayatımı anlatan filmde oynayabilirim. 5 ay kiramı ödeyemedim sözleriyle özetliyordu. Son dönemlerde ortalıkta görünmedi Ömer Dönmez. Kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Annesini kaybettikten 3 ay sonra onunla ilgili acı bir haber daha geldi. Bu kez artık filmin son sahnesindeydi. 1 Şubat 2020'de bu dünyadaki yolculuğunu tamamladı. 61 yaşında KOAH'tan yaşamını yitirdi. Üsküdar Selimiye Camisi'ndeki cenaze töreni beklenenden daha kalabalıktı. Ömercik sadece ekranlarda değil, gerçek hayatta da kendisini sevdirmişti. Ailesi ve sevenlerinin yanı sıra kuzeni Zeynep Değirmencioğlu, Edison, Yavuz Karakaş gibi eski rol arkadaşları da oradaydı. 60'lı, 70'li yılların altın çocuğu Ömercik, gözyaşlarıyla Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Allah'a ısmarladık boncuk gözlü. Güle güle abla. Ömercik'in oynadığı filmler çok sevildi. Afacan, yaramaz ama sempatik halleriyle ilgi odağı oldu. Filmlerde genellikle üvey annesiyle uğraşır, yırtık pırtık elbiselerle dolaşırdı. Ancak her şeye rağmen onuruyla yaşardı. Kedileri, köpekleri ve bilhassa mahallenin huysuz yaşlı amcalarını çok severdi. Bizi hem güldüren, hem düşündüren, hem de ağlatan o hikayeleriyle yıllarca milyonlara eşlik ettiler. Bir defacık beraber oynamadık, gezmedik. Baba sevgisini senden öğrendim ben. Hayatın çoğumuz için acı tatlı sürprizleri oldu ancak Ömer Dönmez'in hayatı bir masal gibi başlayıp sonrasında trajik bir hal aldı. Erken solan bir yaprak gibiydi. Şöhreti ve mutlu mesut yaşadığı zamanlar adeta çocukluğunda hapis kaldı. Geri kalan zamanlarda hep talihsizlikler, hep keder dolu bir hikayenin başrolündeydi. Son yıllarda tek isteği bir Yeşilçam melodramına benzettiği bu öyküsünün filme alınmasıydı. O hikaye maalesef filme çekilmedi ancak fakir, gururlu ve mutlu çocuklara hayat verdiği ve halen ekranlarda olan eski yapımları geçmişin o hüzünlü meltemine estirmeye devam ediyor.